Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar sebebiyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. 46.104 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik diyen Erdoğan, 11 il, 62 ilçe ve 10.190 köyü etkileyen depremin ağır kış şartlarına denk gelmesinin işleri daha da güçleştirdiğini belirtti. Yıkımın ulaşımdan iletişime ve enerjiye kadar temel altyapıda yol açtığı hasarlar da ayrıca bir sıkıntı olarak karşımıza çıktı. Şehirlerimizin afetlere acil müdahalede bulunacak kamu ve sivil toplum insan kaynağının önemli bir kısmının da deprem yıkıntıları altında kalması ise hem trajik hem pratik sonuçlarıyla zorlukları artırdı. Depremin hemen ardından tüm şehirlerde bakanların hazır bulunduğunu paylaşan Erdoğan, milletvekillerinin de bölgeye yönlendirildiğini ve depremde Türk askerinin, Türk polisinin depremden dakikalar sonra harekete geçerek üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, getirmeye de devam ettiğini belirtti. Depremin hemen ardından yola çıkan bakanlarımız, sabah 9'dan itibaren deprem sahasındaki şehirlere ulaşıp koordinasyonu üstlendiler. Her şehrimize en az bir, bazı illerimize daha fazla sayıda bakanımızı daimi olarak görevlendirdik. Milletvekillerimizin her birini hemen deprem bölgesi illerinde görevlendirerek çalışmalara katkı vermelerini, depremzedelerimizin yanında olmalarını sağladık. Askerimiz depremden dakikalar sonra harekete geçerek diğer bölgelerden gelen takviyelerle birlikte üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Bu tarihi dayanışma ile 500.000 kişi yardıma koştu diyen Cumhurbaşkanı, yıkımın büyük olduğuna ama engellere teslim olmadıklarına dikkat çekti. Milletimizin bu zor günlerde gösterdiği tarihi dayanışma, geleceğimize daha bir güvenle bakmamızı sağlamıştır. Ancak yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, İklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki yine de çalışmaların ilk anlarında arzu ettiğimiz hıza ve etkinliğe ulaşamadık. Şartların önümüze çıkardığı engellere elbette teslim olmadık.